Bu şifa deposu salatamı hepinize öneriyorum. Cevizi, protein yoğurttan, sebzesi muhteşem bir lezzet. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Merhaba değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mor lahana salatası yapıyorum. Meze olarak da geçiyor. Çay sofralarına çok yakışıyor. Şöyle küçük bir mor lahanam vardı. Ortadan ikiye kestim. Şu şekilde jülyen yarısını doğradım. İki tane küçük mor soğanım vardı. Onları da jülyen doğradım. Cevizim var. Şöyle incecik jülyen şeklinde lahanamızı kesiyoruz. Kestiğimiz mor lahanamızı şu şekilde yapınca zaten açılıyor. Bakın. Şimdi bunları kavuracağım yağda. Öncelikle hepsini doğrayacağım. Ne yoğurdum var? 4 diş sarımsağı, 1 tatlı kaşığı tuzla ezdim, dövdüm. Bir de 1 kase ev yoğurdum var. Yarım kilo, 200 gram kadar bir ev yoğurdum var. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Buzdolabına koyuyorum. Bu sarımsak yoğurda iyice geçmesi için. 2 adet orta boy küçük mor soğanımızı yağda pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Soğanımız kavrulurken cevizlerimizi şöyle ince ince doğruyoruz. Kesinlikle şeyde robotta çekmeyelim. Ağza gelsin. Ezilmesin. Mor lahanamızı antioksidan şifa deposu. Yumuşayıncaya kadar kavuracağız. Soğanımı çok az yumuşattım çünkü lahanayla birlikte de kavrulacağı için içinde yok olsun istemedim. Bir 3 dakika kavruldu. Lahanalarımız yumuşadı. Fakat tam yumuşamadı. Bir 3 dakikası daha var en az. Kavurmaya devam ediyoruz. Mor soğanla birlikte mor lahanamız zeytinyağında kavuruyorum. İçerisine sarımsaklı süzme yoğurt koyarak salata yapacağım. Ama meze olarak da çok güzel olur. Hangisini arzu ederseniz şu şekilde şu muhteşem görüntüye bakar mısınız? Antioksidan deposu. Lahanalarımız yumuşadı. Daha fazla da yumuşaması içinde kaybolur. Şimdi ocağın altını söndürüyorum. Bir soyuncaya kadar yarım saat bekliyorum. Yoğurtla karıştıracağım. Vermiş olduğum yoğurt ölçüsü çok olduğu için ayırıyorum. Çünkü yarım kilo süzme yoğurt, 250 gram ev yoğurdu vardı. Fakat çok olacak. Ben bunu bir salata daha çıkarırım bu yoğurtla. Bunu ben ikiye bölüyorum şu anda. Bir yarısını ayırıyorum. Şöyle yarım kase kesilmiş, inceltilmiş cevizimi ilave ediyorum. Yoğurdunu dikkatli koyun da daha sonra ilave edebilirsiniz. Pancarın rengi çok kaybolsun istemiyorum. Hepsini koymuyoruz. Bir miktarını ayırıyoruz üzerine süslemek için. Şekilde salatamızı iyice karıştırıyoruz. Aslında bu servis tabağına koymadan şöyle bir 2-3 saat beklerse çok güzel oluyor. Karıştırmış olduğum salatamı servis tabağıma alıyorum.
düzgünce yerleştiriyorum. Çay sofralarınızda yapın. Çok güzel oluyor. Akşam misafir davetlerinizde meze olarak oluyor. Nasıl isterseniz. Mor lahana salatamız hazır. Hepinize afiyet olsun. Bu şifa deposu salatamı hepinize öneriyorum. Cevizi, protein yoğurttan, sebzesi muhteşem bir lezzet. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Mor lahana salatam, cevizli, süzme yoğurtlu, antioksidan mor lahana biliyorsunuz. Çok değerli. Hepinize afiyet olsun. Bu güzel salatamı hepinize öneriyorum. Hoşça kalın.